Sayın Kulüp Başkanım, seçim Duva Kurulu Başkanı üyeleri, Yüksek Duva Kurulu Sayın üyeleriyle yazılı ve görsel basının sayın temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Sizleri saygılarla selamlıyorum. Tarafsız ve bağımsız bir Yüksek Duva Kurulu için başkan adaylığını açıklayan ilk Yüksek Duva Kurulu üyesi. Bunu iftiharla söylüyorum. Kimsenin izahat almadan kendim ortaya çıktım. Bir seneye aşkın süredir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim hep ertelendi. Ürünümüz zarar görmesin diye sustuk. Sayın Başkan 2018 seçimleri öncesi yapmış olduğu açıklamada Barcelona kulübünden seçim örneği vermişti. Seçim süreçlerinin demokrasiye uygun gerçekleşmesi için makam sahiplerinin belli süre önce görevlerinden ayrıldığından bahsetmiş ve bunu kulüpte uygulayacağını ifade etmişti. 17 Şubat günü yaptığımız seçim protokolünde yönetimin her adaya eşit uzaklıkta duracağını, adayların kulübün imkanlarından eşit olarak istifade edeceğini imza altına almıştık. Ben 14 Mart günü Fenerbahçe televizyonunda konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan ve şeffaflıktan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerinin ellerinde dolaşıp YDK üyeleri telefonla aranırken biz Fenerbahçe etik değerlerini gözetmiştik. Hocam bir aralık verir misiniz? Arkadaşlar, Sayın Başkan adayının konuşması anlaşılmıyor, gürültü var. Lütfen sessiz olun. 30 dakika daha sessiz olduktan sonra seçime gideceğiz. Lütfen sessiz olun. Buyurun efendim. Ürünümüzün testlerinden eşit oranda faydalanacağımızı protokole kararlaştırmıştır. Faruk'un gazetesinde televizyon ve gazete röportaj yapmak üzere koordinatör genel sekreter Sayın Burak Kızılhan'dan talepte bulundu. İzin verildi. Boş salon olmasına rağmen koridora bir yuvarlak masa ve 4 sandalye tahsis edildi. Orada konuştuğum kişiler bugün aramızda. Basın mensubu olarak. Onlara sorabilirsiniz. Bize koridorda röportaj yaptıran zihniyet kurumumuzun için seçim merkezi haline getirdi. YDK üyelerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Vefa Küçük adını arıyoruz diyerek ulaşıldığına şahit olduk. Kendisine ve yönetim kuruluna bize bu imkanı reva gördüğü için sizlerin huzurunuzda kırgınlığımı bildiriyorum. Kızmıyorum, sadece kırgınlığımı bildiriyorum. Ben ve ekibim hiçbir grubun veya kişinin temsilcisi, destek merkezi değiliz. Konuşan arkadaşlarım lütfen dinleyiniz. Televizyon ekranlarında ve yazılı basında beyanatlarımı gördüğü halde hala siz kimin adamısınız diye soran lafı edenlerin akıllarından şüphe ediyorum. Ben de ekibim. Eski ve yeninin yetki ve etki alanında olmayı kabul etmedik. Yüklü ve vicdanı hür ve de sözünün arkasında duran bir ekibiz. Bağımsız olarak çıktığımız yolda yürüyüşümüze bağımsız olarak devam ediyoruz. Son iki güne kadar iletilen birleşme tekliflerinin hiçbirini kabul etmedik. Ben ve arkadaşlarım sözümüzün eriyiz, arkasında duruyoruz verdiğimiz sözün sonuna kadar da bağımsızlığını koruyacağız. Bizim üzerimizden sadece Fenerbahçe bayrağının gölgesi olur. 14 Mart günü Fenerbahçe'nin televizyonda plan ve projelerimizi konu başlıklarını söyledik. Tüm adaylar bunları ikna yaptılar. Çok memnun oldum. Fenerbahçe ne zengin maydanozlu kırsızların hakimiyetiyle ne de vesayet zihniyetle yönetilebilecek bir kulüp değildir. Onun büyüklüğünü çok daha güzel şekilde Sayın İslamçı bir benim şehrimden ahbabım olmakla övündüğü rahmetli
Cumhur içinde yaptım. Çok güzel ifade ettiler. İlk aday olduğumuz günden beri söylediğimiz gibi bir kez daha tekrar etmek isterim ki günümüzün en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Tokalaşmaktan bile imtina eden adaylar Fenerbahçe'yi birleştiremez. Daha da çok böler ve güç kaybettirir. Şahsi problemlerin Fenerbahçe'mizin kapısından içeri girmesini istemiyorum. Fenerbahçe'mizin şahsi kaprislerin tatmin olmasına izin vermeyiz. 8 senedir herhangi bir fikir ve proje geliştiremeyen ve 20 senedir Çek Kıvanklı'nın yolunu bilmeyenler Fenerbahçe'nin sorularına çare olamazlar. Ülkemizin dört bir yanında Fenerbahçe aşkıyla yürüyüşlere katılmak ve Anıtkabir'e gitmek ve Çek Kıvanklı'nın toplantılarına katılmak aynı şey değildir. Üyelerin sorunlarının çözüm yeri Yüksek Divan Kurulu toplantılarıdır. Yani burasıdır. Senede 4 defa yapılıyor. Bir günümüzü ayıracağız. Ayırmıyorsak Fenerbahçe'yi sevmiyoruz demektir. Arkadaşlar lütfen, inanılmaz bir uğultu var. Seçim 2 yani kurulu. Sessiz olalım. Başkana saygı gösterelim ve dinleyelim. Rica ediyorum. Seçim 2 kurulu göstermeye çalışılıyor. Sizi şartlanmalarına izin vermeyiniz. Tüm adayları söylemleri ve eylemleriyle değerlendirerek güç vicdanınızla oyunuzu kullanınız. Büyük bir potansiyele sahip, güçlü bir aday olarak karşınızdayım. Gelin, el birliğiyle bu kaos ortamını bitirelim. Eski Türklerden Şaman'ın birine sormuşlar, zehir nedir diye. Zehir, yeterinden fazla kullanılan her şey zehirdir demiş. Nedir bunlar? Güç, korku, öfke, şiddet, kibir ve fazladan yemek ve de en nihayetinde iyi niyet. İyi niyet niye söyledim? Biz başından beri 1,5 yıldır iyi niyetimizi koruyoruz, iyi niyetli davranıyoruz. Siz değerli üyelerimize saygımızdan dolayı. Bu saygıda, sevgide hiçbir zaman kusur etmedim. 55 yıldır kulübün içindeyim. Sadece ön plana çıkmayı, basına çıkmayı sevmediğim için benim ismimi bilip de şahsımı tanımayan çok insanlar beni telefonla aradılar. İçinizde sabah da burada görenler, aa siz misiniz Nayip Bey diyenler çok oldu. Teşekkür ederim onlara. Fenerbahçe değerlerini ve ilkelerini korumak için, Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliği için, bağımsızlık ve değişim için Kanarya'mızın sarısı olan bizim oy pusularını rafa koyup sandığa atalım. Gül iradeniz ve desteğinizi bekliyorum. Bir Fenerbahçe'miz var. Yaşa Fenerbahçe. Saygılarımdan, huzurlarımdan ayrılıyorum. Teşekkür ediyoruz.